İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 14. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Armen Abrahamyan'ın mesajı. Lübnan Ermeni Edebiyat Birliği'nin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla kutlama konuşması. Artsakh Parlamento üyesi Rudig Hüsnunt. Artsakh'ta gerginlik yok. Anna Hagopyan İsviçre'de Ermeni yardımseverlerle görüştü. Başar Asad, Ermenistan Cumhuriyeti'ne yerleşmiş Suriyeli Ermeni iş adamlarıyla buluştu. ABD artık Esad'ı iktidardan uzaklaştırmak istemiyor. Karla kaplanan ani Örenyeri medyanın ilgi odağında. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 14. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Armenak Abrahamyan'ın mesajı. Saygıdeğer yurttaşlar, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 14. kuruluş yılı doldu. 17 Aralık 2004 tarihinde Şuşi'de kurulduğu andan itibaren ulusal koruma ve en önemlisi de Batı Ermenistan'ın bağımsızlığı gibi yüce bir amacı benimsemiştir. Geçen yıllar içerisinde biz en önemli önceliklerimizden biri olan dünyanın bizi 10 yıllardır unutmaya götüren politikasını etkisizleştirmeyi gerçekleştirdik. Şimdi uzun vadeli ve amaca yönelik çalışmalar sayesinde Batı Ermenistan'ı ve onun vatandaşları olan milyonlarca Ermeni mültecinin çıkarlarını savunan yapı artık bir gerçektir. 17 Aralık 2004 tarihi binlerce yıllık tarihimiz içinde Şuşi için gerçek bir tarihi gündür. O gün Batı Ermenistan'ın gerçek sahibi olan Ermeni meşhur taleplerini tarihi vatanına taşıdı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi tarafından kabul edilen deklarasyonda yazıldığı gibi, Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan'ın Ermeni halkının ortak iradesini ifade ederken, tüm Ermenilerin özlemlerini gerçekleştirmek, tarihi adaleti yeniden sağlamak için ve Ermeni ulusunun kaderine olan kendi sorumluluğunun bilincindedir ve bu yıl için gerçekleşen Batı Ermenistan parlamento seçimleri bu sorumluluğun ifadesidir. Yeni seçilen parlamento misyonunu Batı Ermenistan ve Ermeni halkının zaferi için daha açık ve verimli bir hale getiriyor. Yeni seçilen parlamento Batı Ermenistan ve Ermeni halkına karşı yükümlü olduğu misyonunu daha bir kararlılık ve daha bir verimli şekilde yerine getirecektir. Sevgili yurttaşlar, herkes göreve. Mücadelemiz asildir ve onun zaferi durdurulamaz. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armeniak Abrahamyan. Lübnan Ermeni Edebiyat Birliği'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla kutlama konuşması. Saygıdeğer Başkan Ovanes Palancıyan, Sekreter Tina Norşahyan, Genel Danışman Metir Gaspar Derderyan ve Lübnan'daki Beyrut Ermeni Edebiyat Birliği'nin yönetim kurulu üyeleri. 1920'de bağımsız olarak tanınan yasal ve politik olarak devamı olan Batı Ermenistan'ın başbakanı ve sürgündeki Suriye Ermenisi bir mühendis olarak birliğinizin bağlayıcı 70. yılını sıcak bir sevgi hissi ile kutlamama izin verin sürgündeki bir Suriyeli Ermeni olarak Lübnan Ermenilerinin Edebiyat Birliği'nin çalışmalarını ve on yıllara varan zorlu ve öğretici faaliyetleriyle kat ettiği yolu çok yakından tanımaktayım. Sizin ölümsüz Şarl Aznavur gibi yenilgiyi sevmediğinizin ve kabul etmediğinizin şahidiyim. Siz Lübnan'daki tek kültürel birliksiniz ki geleneksel Ermeni partilerinin hiçbirine ya da herhangi bir devlete bağımlı olmayıp bağımsız ve özgür bir şekilde faaliyetler yürüttüğünüzü biz biliyor ve buna değer veriyoruz. Bu sebeple de dağlar gibi ekonomik sıkıntılar yaşadınız ve 10 yıllardır kendinize ait bir yeriniz, bir merkeziniz olmadı. Fakat sizler yüce vizyon sahibi olduğunuzdan canlı faaliyetlerinize devam ettiniz bu durum geleneksel partilerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin temelde tam tersidir ve onun içindir ki sizler ilerici, öncü bir birlik oldunuz. Birliğinizin Batı Ermenistan'ın işgal altında bulunduğunu unutmaması ve ayrıca sürgündeki Batı Ermenilerinin tüm Diaspora Kongresi'nin programını uygulaması, aynı zamanda Batı Ermenistan'ın hukuki anlamda devamı olan devletin hükümetine mutluluk ve heyecan vermektedir. Bu program Batı Ermenistan'ın kurtuluşunu öngörmektedir ki benim başında bulunduğum yönetimin de amacı budur. Yönetimimiz sürgünde Batı Ermenistan Ermenilerini örgütlemiş ve parlamento seçimleriyle kendi demokratik yapısını oluşturmuştur. Böylece sürgündeki Batı Ermenistan Ermenilerin tek yetkili organı olmaya çaba harcamaktadır sürgündeki Batı Ermenistan Ermenilerinin diasporlaşan çoğunluğunun sizin on yıllara dayanan ve geçmiş olduğunuz yolunuzu izleyeceğine eminiz. Değil mi ki onlar diasporanın geleneksel Ermeni partilerindeki pasiflikten, ilgisizlikten, faaliyet dışılığından hayal kırıklığına uğramışlardır. Fakat sizin tuttuğunuz yolla tanıştıktan sonra hayal kırıklığı yaşamayacak ve Batı Ermenistan'ın kurtuluşu yolunda verilen mücadeleye kesinlikle katılacaktır. Dolayısıyla birliğinizin 80. ve daha fazla yıllarını kutlamayı arzulayarak 70. yıl dönümünüz vesilesiyle sizleri kutlar ve tebrik ederim. Birliğinizin kurucularının ve o tüm çalışan üyelerin ellerine sağlık. Çünkü bu umut verici ve öncü birliği 70 yıldan bu yana korudular. Garnik Sarkisyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Ermeni sesine verdiği demeçte Artsak'ta gerilim yok diyen Artsak Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Daimi Komite Üyesi Rudik Hüsnunt Burada bir tema yok savunma bakanını kurtarma servisine yönetici atadılar diye dünya birbirine karıştı. Bizde gerginlik yok, olağanüstü bir şey yok, sadece dönemsel değişiklikler var dedi. Artsak'ta devrimci bir ruh hali var mı sorusuna gelince milletvekili o gibi ruh halleri oldu fakat bugün Özgür Vatan Partisi Ermenistan Cumhuriyeti yöneticilerine desteklerini ilettiler olağanüstü bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Seçimlere anayasal düzen içerisinde gideceğiz cevabını verdi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili'nin eşi, benim adımın ve City of Smile Yardımsever Kuruluşların Yönetim Kurulu Başkanı Bayan Anna Hakopyan, İsviçre ziyaretçi çerçevesinde İsviçreli Ermeni yardımsever, iş adamı ve vakıf başkanlarıyla Cenevri'de bir takım görüşmelerde bulundu. Özellikle 14 Aralık'ta Anna Hagopian, Armenya ve Alyans Armenya Vakıflarının Başkanı, İsviçreli Ermeni iş Adamı ve Yardımsever Vahe Kapraş ile Bayan Hüket Kapraş'ın misafiriydi. Aynı gün Anna Hagopyan, Diaspora Ermeni Büyük Yardımsever Boğusyan Vakfı Başkanı Albert Boğusyan ile eşi Mokcan Boğusyan'a misafir oldu. Anna Hagopyan 15 Aralık'ta dünyaca tanınan Frank Müller fabrikasını ziyaret etti. Burada iş adamı ve yardımsever Vartan Sırmakiş ile Arden Şelefyan'la görüştü. Aynı günün akşamı Bayan Hagopyan Ermeni Genel Yardım Birliği'nin İsviçre Komitesi'nin kadınlarıyla buluştu. Suriye Devlet Başkanı Başar Asad, Suriye Ermenilerinin meselelerini koordine eden Merkez adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı, George Barsegyan'ın başkanlığındaki Ermenistan'a yerleşmiş olan Suriyeli Ermenilerden oluşan bir heyeti konusunda kabul etti. Armen bildirdiğine göre görüşmede Suriye'de var olan durum ve ülkenin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sorunlar ele alındı. Ermenistan'a yerleşen Suriyeli Ermeni iş adamları Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecine katılma isteklerini dile getirdiler. Suriye Devlet Başkanı, Suriye'nin dostu Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilkeli tutumunu ve ülkeye karşı başlatılan terörist savaş boyunca gösterdiği destekten dolayı Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecine katılmasında Ermenistan'ın önceliklerinin bulunduğunu vurguladı. Al Arabiya'nın belirttiğine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri Suriye Devlet Başkanı Bashar Asad'ın iktidardan ayrılmasını artık istemediğini ancak aynı zamanda hükümetin önemli ölçüde değişmediği sürece ülkenin yeniden yapılandırılması için fon tahsis etme niyetinde olmadığını söyledi. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Asad'ın sürgün edilmesini talep ederken şu anki devlet başkanı Donald Trump'ın yönetimi Asad'ın kalacağını çoktan anladı. Cefri radikal olarak farklı bir rejim görmek istiyoruz. Fakat bu rejim değişikliği anlamına gelmez. Biz Asad'dan kurtulmaya çalışmıyoruz dedi. O ayrıntıya girerek Suriye'nin yeniden inşasının 300-400 milyar dolara mal olacağını belirtti. Temsilcinin düşüncesine göre eğer ülke yöneticileri uyguladıkları kendi siyasi çizgilerini değiştirmezlerse Batı ve uluslararası kurumlar mali yardımda bulunmayacaklar. Bundan başka Cefri, İran kuvvetlerinin Suriye'den çekilmesi çağrısında bulundu. Daha önceden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın o ülkede varlığı devam ettikçe Suriye bir dolar dahi alamaz demişti. Suriye'de savaşın 2011 yılından bu yana devam ettiğini hatırlatalım. Bir zamanlar Bagratun Ermeni Krallığı'nın başkentini medeniyetlerin beşi olarak nitelendiren Anadolu Ajansı, Ani Ören yeri'nin yoğun kar yağışlarından sonra kendi çekiciliğini kaybetmesi şöyle dursun, medya ve turistlerin ilgi odağında bulunduğunu yazdı. Medya ayrıca Ani Ören yeri'nin Ermeni geçmişine değinerek burasının Bagratuni krallığı hanedanına ait olduğuna kısaca değindi. Kars Valisi Hakan Doğanay, ani harabelerinin çoğunlukla çeşitli yerlerden gelen yerli turistler tarafından ziyaret edildiğini ve şaşırtıcı bir şekilde kış aylarında ziyaretçi sayısının azalmadığını, dahası çoğaldığını kaydetti. Doğanay, Ani'nin kış aylarında sanki gelinlik giymiş gibi kendine özgü güzelliği var. Ani öğren yerindeki yapı taşlarının kendine özgü kırmızı bir rengi var, dedi. Ani şehrinin Ahuryan Irmağı'nın sağ yakasında kurulduğunu, 961-1045 yılları arasında Ermeni Bagratuniler Krallığı'nın başkenti olduğunu belirtelim. Ani Ören yeri, Binbir Kilisesi olan şehir diye bilinmektedir. Bu kiliselerden Katolikosluk Ana Katedrali, Surpırgıç, Abu Hamret Şapeli, Arakelots ve Dikran Honens kiliseleri ile Krikorlu Savoriç Katedrali en çok tanınanlar arasındadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Narekatlı Koroyu sunuyoruz. sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.